Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi tabii din bilgilerini, ne bileyim başka bilgileri bilen insanlara alim diyoruz. Yani herkesin alim olması da mümkün değil. Yani bu da istenmiyor zaten ama herkesin kendine yetecek kadar alim olması da aslında lazım, emrediliyor bu. Şimdi bunu niçin soruyorum? Dinimizin emrettiği bir takım ibadetler var, işler var. Bunları doğru yapabilmek için, bunlardan hasıl olacak sevabı alabilmek için bunlar nasıl yapılıyor diye bilmemiz gerekir. Elbette. Şimdi onun için bunun bir de tehlikeli tarafı var. Şimdi bunları bilmezsek biz ne olacak? Önem de vermiyoruz demektir. O zaman İmanımız da tam sağlam değil. Yani imanımızı da kaybedebiliriz kolaylıkla. Ufak bir rüzgarda gider. Gider yani. O nedenle yani bu bilgilerin önemini bize anlatabilir misiniz? Lazım olan bu tür bilgileri bir Müslümanın öğrenmesi şart değil midir? Şimdi bir misal vermişler. Hepimizin anlayacağı şekilde Ehl-i Sünnet alimler buyuruyorlar ki ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi buyuruyorlar. Yeme içme. Olur mu canım sen de ölürüm ben diyorsun. Değil mi? Ölmemek için yiyeceksin ve su da içeceksin. İçmeyi ver ya. Suyu içmeyi ver. Ya da ekmek yemeyi ver. Ölmemek için yemek içmek lazım olduğu gibi din düşmanlarına aldanmamak ve imanını kaybetmemek için de dinini, imanını öğrenmek ve bunlara uygun hareket etmek şarttır buyuruyor Ehl-i Sünnet alimleri. Şarttır. Tabii. O, evet yani lazımdır, sorduğumuz şey şarttır. Oydu yani. Lazımdır ve şarttır. Yani ben yemezsem içmezsem ölürüm. Dinimi de öğrenmezse imanımı kaybederim. Aynı şey. Çok çarpıcı bir misalle girmişler işe. Sen yemezsen içmezsen ne olur? Ölürüm diyorsun. Peki dinini öğrenmezsen ne olur? Kafir olursun ya. Kafir olursun. Ondan sonra hani Nasrettin Hoca merhum için anlatırlar ya. Birisi gelmiş ya demiş bunu böyle yaptın ama demiş bu bina böyle olmamış. Yönü bu taraf olacaktı, şu taraf olacaktı falan. Ona demiş ki bir dakika oğlum demiş bunu şey yapmayalım. Altına kocaman kocaman tekerler koymuş kulübenin ondan sonra. Birisi geliyor ki yönü bu tarafa hay hay diyor tekeri. Çeviriyor. Hani herkesin isteğine göre çeviriyor ondan sonra. Yani rüzgarın istikametine göre yel değirmenlerinin çalıştığı gibi. Ama ondan sonra sen de rüzgarın istikametine göre döner durursun. Döner durursun. Sabit kalamazsın. Ama dinini öğrenirse ne olur? Yani dedim karnını doyurdun. Suyunu da içtin. Orada bir tehlike yok. Efendim hastalanmaz mı? O ayrı bir mesele. Ama o konuda vücudun tamam. Enerjisini aynı şekilde verdin. Dolayısıyla yürürsün, konuşursun, bir şey yapacaksan hareket edebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Çünkü karnın tok, sırtın pek derler ya. Karnın tok. Ama peki aç kalırsan ne olur? Ya ayağa kalkamazsın. Bir müddet sonra orada kalırsın. E nitekim olmamış mı? Şeyde Birinci Cihan Harbi'nin sonlarında falan işte Edirne'de bir ordumuz, tarih kitaplarında bile var. Ağaçların yarısına kadar aynı şekilde kabuklarını yemişler. Bulan ağaçlar yiyecek. Yok. Sonra da açlıktan gene öldüler. Açlıktan gene öldüler. Yok, yiyecek yok. Aynı duruma düşersin. Peki dinini öğrenmesen ne olacak? O zaman da aynı şekilde iman gidecek. Yalnız kitaplarda şöyle bir ifade var. Bir kimse açlık sebebiyle ölürse, iman varsa cennete gider. Peki imanı yoksa cehenneme gider. Yani ondan daha önemli diyorlar bunu. Kalbin açlığını gidermek. Evet, kalbin açlığını gidermek. Yani imanı korumak, yemek ve içmek misalini vermişler ama bundan önemli diyorlar. Bundan önemli. Yani bir kimse açtır, imanı var, ölürse cennete gider. Ama karnı toktur, imanı gitmiştir, ölürse cehenneme gider. Birisi tok karnına cehenneme, öbürsü aç karnına cennete gidiyor. Cennete gidiyor. Yani orada işin ehemmiyetini bildirmişler, önemini bildirmişler. Tamam aç olabilirsin, tok olabilirsin ama imanı yoksa bir kıymet ifade etmez bu. İmanı yoksa bir kıymet etmez. Ve Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam çok açık net bir şekilde buyuruyorlar ki ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. İlim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz buyurmuşlardır. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala tam İmran Selettebi diye kitabında bir yerde böyle bir açıklama var. Orada buyuruyorlar ki bu zat ecdadımız her zaman bir araya toplanır, ilmihal kitaplarını okurlar, dinlerini öğrenirlerdi. Ancak bu şekilde Müslüman olarak kalabildiler ve İslamiyet'in zevkini aldılar. Böylece bu saadet ışığını bizlere doğru olarak ulaştırabildiler.
buyuruluyor. Ki ben bunu okuduğum zaman, aa dedim, babaanne mesela okuyup yazma yok. Nasıl öğrendiniz bu bilgileri? İlahiyata gitmedi, imamatife gitmedi. Okuyup yazması yok ya kadıncağız. Dedi ki oğlum dedi, bizim burada bir yaşlı işte, hanımanne mi derlermiş, ne derlermiş, kadıncağız okuyup yazması yok. Toplarmış bu gençleri, genç kızları. Onlara işte ilmihal bilgileri, kitap okur, ondan sonra menkıbeni anlatır, onları şey yapar. Ve orada öğrenmişler bunu. Hani burada ifade edildiği gibi. Bir araya gelir, okur. Dolayısıyla bizim de imanımızı kurtarabilmemiz, dinimizi öğrenebilmemiz için doğru yazılmış ilmihal kitaplarını, doğru yazılmış aynı şekilde kitaptan alıp çoluğumuzla çocuğumuzla her zaman bunu okumamız lazım. Yoksa öğrenir canım. Evet öğrenir. Sokağa bıraktığın zaman boşluk yok. O kalp boş kalmaz. Şeytana tapan birisine takılıp tak diye girer. Hele bir de şimdi internet var, rahatla gider. Hele telefonlar da var aynı şekilde, rahatla gider. Ama sen her akşam çoluğunu çocuğunu toplar onlara, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim öğretmişsen veyahut da fıkıh bilgilerini, iman bilgilerini şey yapmışsan, peki bu çocuk ne olur? Ne olacağı şöyledir, çocuk doğduktan sonra belli aşılar yapılır. Ben bir zamanlar şeyi, o zaman daha ilkokula gitmeden önce verem aşısı yapmışlardı bize. Yok, ilkokulda yaptılardı, verem aşısı. Yaptılar, merak ederdim, bilgim yoktu. İşte ortaokul liseye gelince, o zaman işte bilhassa lisede o biyoloji dersleri falan şey yaparken, o zaman öğrendim işin mahiyetini. Ya doğrudan doğruya mesela vücuda verem aşısı diye verem mikrobu zerk ediliyormuş. Ama pasifize olmuş verem mikrobu. Vücut daha önce vücuda verem mikrobu girmediyse tanımıyor onu. Nasıl mücadele edeceğini bilemiyor. Ama pasifize olmuş verem mikrobunu şak diye senin vücuda şak. Vücut bakıyor ki aa diyor bu düşman. Bunu diyor neyle imha ederim? Tedbirini alıyor. Bir daha o mikrop harekete geçtiği zaman tepesine biniyor. Dolayısıyla biz de aşılanmamız gerekir. Yani itikadımızı, imanımızı, ehl-i sünnet talimlerinin kitaplarından öğrenmemiz gerekir. Öğreneceğiz ki düşman saldırdığı zaman ben o imanı koruyabileyim. İslam dinindeki rehber alimlerin en üstünleri dört mezhep imamlarıdır. Bunlar İmam-ı Azam, İmam-ı Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleridir. Bu dört imam İslam dininin dört temel direkleridir. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerden manalarını doğru olarak öğrenmek için bunlardan birinin kitaplarını okumak lazımdır. Bunların her birinin kitaplarını açıklayan binlerce alim gelmiştir. Bu açıklamaları okuyan İslam dininin doğru olarak öğrenir. Bu kitapların hepsindeki iman bilgileri aynıdır. Bu doğru imana ehl-i sünnet itikadı denir. Sonradan uydurulan, bunlara uymayan bozuk, sapık inanç yollarına ise bid'at ve dalalet yolları denir. İslam dinini doğru olarak öğrenmek ve kelam-ı ilahiden murad-ı ilahiyi anlamak isteyenin ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuması lazımdır. Niye yazmışlar bunları? Zamanımızda çıktı işte. Tek kaynak Kur'an. Kur'an-ı Kerim'dense bir şey anlamazsın arkadaşım. Sadece öyle tek kaynak Kur'an diye netice itibariyle dinsiz olur. Dinsiz olur. Nitekim de öyle oluyor. Nitekim de öyle oluyor. Her bidat ehli, her sapık, her mezhepsin sonuna bakıyorum. Ben deistim diye geberip gidiyor bazıları. Bazıları aynı şekilde kitapsız kafir oluyor. Netice itibariyle gidiyor. Dolayısıyla bu zamanda da, zamanımızda da dünyanın her tarafında gerek imanı ve küfrü tanımakta, gerekse ibadetleri doğru yapmakta artık cahillik, özür ve mazeret değil. Kitaplar var. İnternetten bile aynı şekilde bulabilirsin. Efendim ben bilmiyordum falan. Yok. Bir araştırdığın zaman ehl-i sünnet talimlerinin kitaplarına ulaşmak da gayet kolay. Dinimizi doğru yazılmış, ehl-i sünnet talimlerinin yazdığı nakli esas alan ilmihal kitaplarından ve aynı şekilde diğer siyer, peygamberimizin hayatını anlatan ahlak kitapları var. Onlardan okuyup öğrenmek şart. Aksi halde ahir zamandayız. Fırtına kuvvetli esiyor. Savrulduğun zaman da aynı şekilde seni kimse tutamaz. Bir de işin şu tarafı var Mustafa Bey. Savruldun. O anda ecelin geldi. Yani savruldun derken imanını kaybettin. Boşluktasın. O anda da ölüm meleği geldi. Ya kusura bakma bana bir izin ver de ben şu halimi bir düzelteyim olsam. Yok. Vaktin de gelir. Peki ne olursun? İmansız gidersin. Çaresi yok. Bak günahkar gidersin, imanını kurtarmışsındır. Günahın karşı cezanı çekersin, kurtulursun. Ama imansız gidersen bunun tedavisi yok. Sonsuz cehennem. Sonsuz cehennem. Cenab-ı Hak böyle olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Onun için din büyükleri hani yemek, içmek, ölmemek için lazım ve şart. Ama yemekten ve içmekten dinimizi, imanımızı korumak daha da önce gelir. Onun için her Müslümanın kendine lazım olan din bilgilerini öğrenmesi şarttır, lazımdır. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalınız.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya yemin ederim ki, bir kimse Uhud dağı kadar sadaka verse, eshabımın verdiği bir avuç arpanın sevabına kavuşamaz.